şey var. İkinci derece yanımdan daha çok sıcak su ilgileniyor. Yani fotoğrafı alalım. Evet, ben size şeyi gösterecek. Aslında buyurun. Bunları nasıl test edebilirsiniz? Yani ben buna inanmak istemiyorum dediğinde. Şurada bir fotoğraf var. Siz bunu gördünüz Twitter'dan. Üzerine geliyorsunuz. Üzerine geliyoruz. Adım adım gidelim. Burada internet var değil mi? İnşallah artık bugün sorun yaşamadık ama. Tamam, süper. Resim kopyala diye bir şey vardır. Yani bu her yerde var. Bazılarında resmi kaynak kodunu göster, bazılarında resmin linkini göster diye. Bunu kopyaladık. Siz şüphe duydunuz bu fotoğraf. Sonra Google görseller diye bir şey var, Google görseller. Bakın burada görsel var diyor. Ben buraya getirdim. Aslında daha kolay, daha kolay. Siz hiç yapmayın. Fotoğrafı kaydırmasınız üstüne. Bu eğitim Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri tarafından düzenlenen bir eğitimdi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Sayın Mehtap Hanım da 81 ilde gelen kendi bilimlerindeki basın bilimle çalışan personel verilen eğitimi kendilerine yaptığımız rica sonucunda Mardin'de faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcilerimize de bize de 10 kontenjan vererek bizlerin de bu eğitimden istifade edebilmemizi sağladılar. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Sayın Mehtap Hanım'a da teşekkür ederiz bu konuda. Hem yerel ve ulusal basın temsilcilerimizin de bu eğitimden istifade edebilmesini imkan sağladığından dolayı. Basın İnan Kurumu olarak bizler temel görevimiz yerel ve ulusal basın temsilcilerimizin hak etmiş olduğu değere, kriterlere ulaşabilmesi için her türlü eğitim, program ve paneller düzenleyerek bu arkadaşlarımızın eğitim düzeyinin daha üst noktaya çıkarabilmektir. Yapılan eğitimin temel noktasında bu. Haber yazma teknikleriyle üzerine bir eğitim temel noktasında buydu. Aynı zamanda fotoğraf eğitimi de verilecek. Yarın ve pazar günü o şekilde. Hem inanç hem etnik yapısıyla kozmopolit bir yapıya sahip. Artı halihazırda Türkiye için, Türk siyaseti için değişen Türkiye diyoruz, yeni Türkiye diyoruz ve devam eden bir çözüm süreci var. Bölgenin nabzını tutmak, insanların çözüm sürecine bakış açısını görmek açısından bölgeye gelmek çok anlamlı. Biz de SGK'nın düzenlemiş olduğu bir program kapsamında Mardin'deyiz. Çok anlamlı bir program. Çünkü haberlerin aktarılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında evet medyanın medya ile iştigal eden kişilerin belli bir birikime, tecrübeye sahip olmaları son derece anlamlı. Çözüm süreci bağlamında da birkaç hususa değinmek istiyorum. Yeni Türkiye diyoruz, önümüzde yaklaşan bir seçim var. Türkiye son bir yıl içerisinde yaklaşık iki önemli seçimi de ardı ardına yaşadı. Ve üçüncü eşikteyiz. Türkiye'nin kaderi, yeni Türkiye çözüm süreci ya da belli başlı problemlerin çözümü için son derece anlam taşıyan, büyük önem arz eden bir süreçteyiz. Ve çözüm süreciyle ilgili bölgeye geldiğimizde bu sürecin çeşitli eylemler ya da çeşitli spekülatif haberlerle ya da provokasyonlarla sekteye uğraması girişimi, temennisi bir tarafta devam ederken bölge halkında gördüğümüz şey umut, sevinç ve yıllardır devam eden, var olan bir problemin artık ortadan kalkacağına dair bir inanç. Biz bu havayı Mardin'de de gözlemliyoruz. Devam eden çözüm sürecinin olumlu havasını hem ticari anlamda hem sosyal anlamda insanların umudu hissetmesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. SGK'da bu toplantısı vesilesiyle bu gözlemi tekrar yapma imkanını bize vermiş oldu. Buradan teşekkür ederiz. Katılımcılar kimler? Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği olarak 81 il teşkilatımızdaki tüm il müdürlüklerinde bulunan basın temsilcileriyle birlikte çalışıyoruz. Biz de bu eğitimi Mardin'de yapmak istedik. Faydalı olduğu inancındayım. Batı'dan gelen tüm katılımcılar da bu anlamda bana teşekkürlerini sundular. Mardin'de gezme imkanları da oldu, Mardin'i görme imkanları oldu. Böyle. Peki efendim program kaç gün sürecek? İçeriyle ilgili biraz daha bilgi alabilir miyiz? Programımız 3 gün olarak planlandı. İlk 2 gün daha ağırlıklı olarak haber yazma teknikleri eğitimiyle başladık. Serdar Cebe Kanal D ana haber sunucusu, herkesin tanıdığı bir isim. Onunla başladık programa. Kendisi
muhabirlik geçmişi ve habercilik geçmişiyle alakalı tecrübelerini de katılımcılarımızla paylaştı. Onun ardından Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ve yardımcısı Hüseyin Tuncay, kendisi Anadolu Ajansı'nın eski ekonomi müdürü aynı zamanda, ekonomi gazetecileri katılımcılara habercilik anlamında eğitim verdiler. Cengiz Han Çelik vardı eğitimcilerden, o da sosyal medya ve internet haberciliği üzerine deneyimli bir isim. Ve bugünkü bölümde de Nilgül Sümgül, Yeni Şafak gazetesinin pazartesi günleri röportajlarını yapan ve editörlüğünü yapan bir isim. Nilgülsüm Hanım tecrübelerini paylaştı ve öğleden sonraki bölümde de Reuters Haber Ajansı'nın çok deneyimli bir ismi Ümit Bektaş fotoğrafçılık eğitimi verecek. Son gün, cumartesi günkü bölümde de uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi planladık. Midyat ve Hasankeyf'i kapsayan bir tur olacak. Ümit Bektaş yine deneyimlerini paylaşacak katılımcılarla fotoğrafçılık anlamında. Ve bir de yarışma düzenleyeceğiz. Katılımcılar çektikleri fotoğrafları Ümit Bektaş'ın kuracağı bir jüri değerlendirecek. Ve daha sonra aralarından en güzel 3 fotoğrafı seçeceğiz. Peki efendim, Sosyal Gönüllü Kurumu'nun medyada ve sosyal medyada iyi yer aldığını düşünüyor musunuz? Yoksa eksik olduğu için mi bu eğitimleri veriyorsunuz? Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya konusunda eksik. Bu konuda bir öz eleştiri yapabilirim. Ben de kısa süredir buradayım ama o eksikliği hemen fark ettim. Ve bundan sonraki süreçte sosyal medya konusunda daha önemli adımlar atacağız. Çünkü bizde SGK TV var. Web TV üzerinden yayın yapıyoruz. Dergilerimiz var. SGK Vizyon ve Sosyal Güvenlik Dergileri. Ve genel olarak vatandaşa çok direkt hitap eden bir kurumu sosyal medyada olması çok önemli. Bu anlamda da önümüzdeki süreçte gümbür gümbür geliyoruz diyebilirim, yani sosyal medyayla alakalı olarak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki değişimi vatandaş hissedecek.